Elon Musk bu haftaya damgasını vurdu. Attığı tweet sonrasında Bitcoin'deki hareket nedir? Sevgili dostuma soracağım. Aynı zamanda bu aşı tartışmalarını konuşmaya başlayacağız. Grace Kelly hala almaya devam ediyor. Bir de portföyünü genişletiyor. Bunu da değerlendireceğiz. Hoş geldin Gökalp Biçer. Hoş bulduk. 30 binin altını zorlarken bir tweet 37 bin mi? 38 bin mi? 38.600'ü gördü. Vay maşallah. 38.600'ü gördü. Bunu konuşacağız. Ama onun öncesinde hadi gel biraz küresel piyasalar konuşalım. Birkaç tane majör konu var biliyorsun. Popüler olan Pfizer ve AstraZeneca ve diğer aşılar. Johnson & Johnson galiba yeni bir %60'lık verimliliği olan bir, başarısı olan bir test, bir aşı geliştirdi. Bu aşıların aslında piyasayı ve ekonomiyi nasıl bükeceği ya da iyileştirip iyileştiremeyeceğini konuşuyoruz birkaç haftadır. Ve de merkez bankalarının buna olan tepkilerini konuşuyoruz. Bunu konuşmaya da devam edeceğiz. Yani daha çok su kaldırır yani bu hikaye. Geçtiğimiz hafta Fed vardı. O biraz önemli. Genel olarak da Avrupa tarafında aşıyla alakalı da sıkıntılar olduğunu sen de söylüyorsun zaten. İnsanların neydi yeni yıla girerkenki ellerindeki şey argüman? Evet, merkez bankaları ve hükümetler önden yüklemeli yaklaşımlarda bulundular. Ve ellerinde de güçlü silahlar var. Ve ekonomiler de yılın ikinci yarı arasında toparlanacak. Bu arada Ocak ayı bitti aşıyla birlikte. Aşı da herkese erişecek ve devamında da ile pelesenk olan aslında ekonomiyle çok uzaktan yakından alakalı olmayan insanlardan bile artık duya geldiğim benim V şeklindeki bir toparlanma ile kurtulacağız idi. Evet, asıl argüman buydu ama işte geçen hafta biraz buna alakalı olan endişeler. Fed'in ekstra bir şey yapmıyor olması. Zaten yapması beklenmiyordu faizde. Elon Musk'ın da bir çıktı olarak attığı tweet'in bir başlangıç bir hikayesi var. GameStop'la başlayan. Piyasalarda aslında olan bir hikaye. Dip toplamda baktığımda bir haftalık sürede %3-%4 civarında satılan bir Amerikan borsaları endeksleri, %3-2.5-3.5 civarında satılan Avrupa endeksleri. Genel satıcılı bir hava, risk off modu piyasada, hafif dolar al modu, EM'lerden çık, ruble sat, dolar al, MXN sat, dolar al gibi bir hava vardı. Kripto paralarda da volatil bir seyir izliyorduk. Tabii ama geçen haftanın en sıcak konusu GameStop hikayesi yani. Onu detaylı konuşacağız ama şunu sormak istiyorum özellikle sana. Fed'in bir faiz arttırımı ya da indirimi yapması beklenmiyordu. Varlık alımları ile ilgili bir soru işareti vardı. Varlık alımlarını indirebilir beklentisi ufak ufak oluşmaya başlamıştı. Neden sence böyle bir beklenti oluştu? Birincisi aşıya insanlar açıkçası güveniyorlar biraz. Hep aynı örneği veriyorum yani. 2008 krizinden itibaren olan hikayeyi hatırlayalım. 2009'da başladı Fed QE serisine, TARP'lara ve QE serilerine. 2013'ün tam ayısında işte bir tapering'e ve törpülemeye gitti. Tam böylesi daha doğru. Varlık alım kompozisyonuna ve miktarına bir değişiklik yapmadı. Yani 120 milyar dolar alacağını söylemeye devam ediyor Fed. Böyle durumlarda da uyguladığınız önden yüklemeli para politikası enstrümanlarını biraz erken bitirmenin maliyeti çok daha yüksek olabilir. Bunu da biliyorlar. Bu yüzden de yapmıyorlar. Buna uzak. Bu sadece ama Fed'le alakalı değil. BOE'de de var aynı şey. İngiltere Merkez Bankası'nda. ECB'de de yani Avrupa Merkez Bankası'nda da var aynı şey. Ki Lagarde'ın da geçtiğimiz hafta evet toparlanma yolunda ama sanki bizim beklediğimiz hızda değil. Ama şimdilik de endişe edecek bir durumda da değiliz diyor. Ama Avrupa'daki durumun Amerika'dan biraz daha kötü olduğunu da biliyoruz bu arada. Tabii. Genişlemeci para politikaları devam ediyor. Ben bunun 2021'in son çeyreğinden önce de tapering vesaire de beklemem. Yeni yıldan önce taperingi yapmalarını zaten beklemem. Belki ağızlarını almaya başlarlar. Yani hani şu zaman biz buna gideceğiz. 2022 için atıfta bulunabilir, işarette bulunabilir. Tabi bu da bol likidite ortamında riskli varlıkları destekleyen, bizim de içinde bulunduğumuz lik, işte kırılgan beşli ne diyorsak adına hani destekleyen bir durumla karşılaşabiliriz. Bunların hepsi bir üst perdede küresel ekonomik görünümün, dünya büyümesinin ve büyüme alt kalemlerinin veya büyüme öncü göstergelerinin yolunda olması ile birebir ilintili bir şey. Şimdi bunların kripto parayla ne alakası var diye hani izleyen düşünüyor olabilir. Kripto parayla alakası var çünkü kripto para varlıklarının fiyatlanmasını etkileyen birkaç tane enstrüman vardı. Bir tanesi finansal piyasalardaki belirsizlik ve kaotik ortam insanların alternatif varlıklar tercih etmesine sebep oluyor. Bu bir. İki, genişleyici para politikaları ya da bol likidite diyelim buna. Böyle durumlarda da insanlar yine gidip Bitcoin alıyorlar, kripto varlık alıyorlar ya da kripto varlık türevi alıyorlar ya da gidip bir trust fonda para yatırıyorlar falan. Dolayısıyla aslında bayağı ilintili. Yani günün sonunda siz baktığınızda hava durumu tahmini yapmıyorsunuz. Fed'de bir parayla ilintili bir iş yapıyor. Peki sen altın piyasasına da çok hakim bir isimsin. Neden altın düştü? Sonra bir toparlandı. Sonra tekrar geriye geldi
falan takip etme ihtimalin oldu mu? İmkanın oldu mu? Yani orada birkaç şey var. Altın birkaç şeyden nemalanıyor. Bir tanesi belirsizlik. Bir tanesi yaratılan ya da yaratılmaya çalışılan enflasyon. Ve faizlerin geldiği yer. Altın neden düştü? 1900 seviyelerini hatırlıyorum. 1900'den 1800 küsurlara kadar düştüğündeki hikayede. Ya bir dakika, evet, işler aslında en kötü geride kaldığı fiyatlıyordu biraz. Ve toparlanıyorduk, evet. Ama aslında günün sonunda baktığımda 5 yıllık enflasyon endeksi bonolara baktığımızda hala negatiflerdi. Geçtiğimiz hafta borsaları %3, %4 düşüren o itki neyse altının toparlanmasına da yol açan itki aslında benzer. Burada daha önceki videolarda da bunun sohbetini yapmıştık. Altından çık, kripto varlığa, Bitcoin'e gir aritmetiğine ben pek inanmıyorum. Yani bu şekilde bunu yorumlayanlar var, ben pek inanmıyorum. Çünkü çok fazla ürün var ve çok fazla şey var. Matematik ve aritmetik var. Altın neden yükseliyor şu an? Borsalar %4, %3, %4 düşüyor. Yani aşıya bet ediyordu herkes ama aşı yok. Amerika'da 100 kişiden 7.8'i aşıya ulaşabiliyor. Bir doz henüz. İngiltere'de 100 kişiden 11.4'ü sadece bir doz aşılanmış. İkinci aşının ne zaman yapılacağı belli değil. Euro bölgesinde bu rakam 2.3. AstraZeneca ile alakalı da yaşanan bir tedarik sıkıntısı var. Hadi gel gümüş konuşup GameStop'a bağlayalım orada. Gümüş ve sonra hatta belki biraz da buğdaya bağlayabiliriz. Buğday fiyatlarında da var benzeri. GameStop'taki hikaye ne? Biliyorsun hani bu pandemi dönemindeki GameStop mağazaları olan fiziki oyun satan, işte gidip sizin diskini falan aldığınız oyun satan bir yer aslında GameStop. Store'ları falan var. Pandemi sonrasında da insanlar hep dijitale kaydığı için bu iş planı biraz sorgulanır hale gelmiş durumda ve şirkete zarar ediyor. Bunu da gören fonlar var. Bunlardan da bir tanesi Melvin Capital. Aslında uzantısı Saitedel. Saitedel'i burada anlatmıştım daha önce. Yüksek frekanslı trading yapan şirketlerden bir tanesi. Büyük bir fon. Melvin Capital'da onun altında ondan fiyat alan şirketlerden bir tanesi. Buradaki hareketi görüyor ve hisse senedini shortluyor. Hisse senedini shortlamak ne demek? Açığa satıyor. Açığa satmak şu demek. Yani siz bir şeyin fiyatının düşeceğini düşünüyorsanız eğer, fiyatı 20 iken bunu açığa satarsınız. Fiyat düşer. Fiyat 10'dan alıp bunu yerine koyarsınız. Dolayısıyla ilk başta aslında 100 birimlik mal vardır elinizde ama fiyatı 10'a düştüğünde 200 birimlik mal olabilir. Dolayısıyla bu işten bir para kazanırsınız falan. Ya da 100 birimden elde ettiğiniz, 100 birimin fiyat hareketinden elde ettiğiniz para X miktar kadar artar. Buna açığa satış ya da işte short selling falan deniyor. Melvin Capital'ın yaptığı bu. Aslında böyle biraz uzaktan bakıldığında bunun içerisinde bazı ahlaki sıkıntılar olduğunu da söyleyen bir görüş var. Ben bazen o görüşe yaklaşıyorum, bazen uzaklaşıyorum. Çünkü günün sonunda serbest piyasa bu. Herkes istediğini yapar. Ama bir taraftan da baktığında bir şirketin batışından para kazanıyor birileri. Bu da elbette çok hoş da bir şey değil yani. Sorgulanıyor. Reddit diye bir platform var. Türkiye'de çok popüler değil aslında. Yani en azından hani ana kitle tarafında popüler değil. Yine internet geekleri, meraklılar falan bilir de. Burada bir Wall Street Bets diye bir konu başlığı altında bir grup var. Bu grupta da bu geçiyor. Bu konu geçiyor. Yani 750 milyon dolar olduğu söyleniyor yaklaşık. Melvin'in yaptığı açığa satışın miktarı. Sattığı fiyat da bu arada 16-17 dolarlar falan. Bu orada konuşulmaya başlandıktan hemen sonra da insanlar örgütleniyor. Pozisyonu görüyorlar ve ona karşı pozisyonlar ve bayağı büyük de bir kalabalık. Bu arada bu bayağı büyük kalabalık aslında küçük yatırımcılardan oluşuyor. Yani amatör traderlardan oluşuyor, küçük yatırımcılardan ve yatırdıkları paralar da büyük paralar değil yani. 1000 dolar, 3000 dolar, 5000 dolar. En büyük gördüğüm paralardan mesela 50 bin dolardı yani. Ama bir fon değil. Devrim gibi bir şey yapıyorlar yani. Yani aslında bunu galiba Amerikan eski beyaz sayar sözcülerinden bir tanesi diye anlaşılıyor. Yani yetkililerinden bir tanesinin söylemi bu arada. Bu finansal piyasaların Fransız devrimidir diye. Böyle bana biraz iddialı geliyor söylem ama hikayenin içerisinde fiyatı öyle yükseltebilen başka mekanikler de var. GameStop hissesini satıyor Melvin Capital. İnsanlar bunu almaya başlıyor. Ama stok hisse yeteri kadar yok. Yeteri kadar olmadığı için de gidip biraz da bu hissenin türev ürününü alıyorlar. Türev ürün birkaç şey olabilir. Bunlardan bir tanesi de opsiyon. Opsiyon ne? İnsana bir satın alma hakkı veren bir kontrat. Satın alma hakkı da şu. Örnek veriyorum. Hissenin fiyatı 16 diyelim. 20 dolarlık hedef fiyatla satın alma hakkını alıyorsunuz. Fiyat 25'e çıkarsa o hakkınızı kullanıyorsunuz. 25-20 çarpı ne kadar aldıysanız da bu işten para kazanıyorsunuz. Aslında bu işin içerisinde bir kaldıraç var. Ve siz de çok ufak bir para yatırıyorsunuz bunun için. Siz çok ufak para yatırıyorsunuz ama size bu işe aracılık eden firma kendisini hedgelemek durumunda. Korumak durumunda. Yani sen 100 birim aldın. Sen aldın, Ahmet aldı, Mehmet aldı, David aldı, Jack aldı neyse. Oldu sana 1 milyon hisse senedi. Şimdi bunu kalkıp bir yerde hedgelemezse bu fiyat hareketinden gol yer broker. İşte en tepedeki Saitedel'le ilintileri zaten biraz bu. Yani insanlar hisse senedi satın alıyor. Gidip call opsiyon satın alıyorlar. Brokerlar o call opsiyonun karşılığında da gidip bir daha hisse senedi satın alıyor kendini hedgeleyebilmek için. Hop kendi kendini doğrulayan bir kehanet.
kehanet haline ve çığ haline geliyor bu iş. Şimdi böyle olduğu için de hisse senedi fiyatı 16-17 dolarlardan yaklaşık 492 dolara kadar yükseldi. Bir... Batan şirket kurtuldu yani. Batan şirket kurtuldu GameStop. Yani 1.3 milyar dolar civarında varlığa ulaşmış. Bu arada bunun tam tersi bir sürü pozisyon likide oluyor. Likide olan pozisyonlardan bir tanesi de Melvin Capital'ın pozisyonu. Ve başları büyük bir derde girdi. Yanlış bilmiyorsam rakamı 2.8 milyar dolarlık bir bailout'ta bulundular. Of. Biraz büyük yani hikaye. Yani... Ama insanlar da evet hani ben okey kazandım falan şeyi kazanmış durumundalar. Burada bir duralım. İki adım geriye çekilelim şimdi. Bunu nasıl yapabildin? Türev piyasaların aslında bir enstrümanı kullandın. Yani o aslında kötülediğin, yani tukaka dediğin, finansal piyasaları derinleştiren türev enstrümanlardan bir tanesini aldın. Bunu kullandın ve sistemi neredeyse hackledin ve adamı alt ettin. Çok geriden baktığımda GameStop shortlayan hem de longlayan her iki tarafta bence pure upak değiller. GameStop longlayanların elinde şöyle bir argüman var. Adamın sonuçta 1000 dolar yatırmış, 500 dolar yatırmış çok da umurunda değil yani hani o para. Dolayısıyla da pozisyonu kapatmayabiliyor. Bu arada fiyat 490 dolara çıktıktan sonra bir şeyler oldu. Amerika'nın en büyük brokerlarından bir tanesi TD Ameritrade işlemleri durdurdu. Close only aldılar. İnsanlar yeni pozisyon açamamaya başladı. Adı Robinhood bu arada. Sonra Robinhood'a karşı yani bu işlemleri durdurmalarını Ameritrade'e ve Robinhood'a karşı ayrı bir protesto da başladı Wall Street'te. Robinhood ve Ameritrade'in başlattığı hareket yani işlemleri durduruyoruz artık alım satımı izin vermiyoruz hareketi ayrı bir protestoya yol açtı. O protesto anında zaten Elon Musk devreye girdi. Elon Musk da tek de kendisi de değil. Onun gibi birkaç tane daha popüler hem bilim hem işi insanı devreye girdi ve yapılanın yanlış olduğunu söylediler bir taraftan. Kişisel yorumum tamamen yine Robinhood ve Ameritrade penceresinden baktığımda tamamen de yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunlar pozisyonlarını günün sonunda takasa gidiyor. Yani bizdeki takas banka gidiyor. Ve pozisyonu hedge etmesi lazım bu adamın. Ve gittiği yerde DTCC Amerika'daki. Ve eğer o riski cover edemiyorsa kurum elbette o kurumda da çalışanlar var yani anlatabiliyor muyum? Elbette. Dolayısıyla hani o kurum kendini korumak için kapatma iznini insanlara sunar ama yeni pozisyon açtırmayabilir. Bu arada çok komik başka bir şey var. Robinhood ve Ameritrade işi engelledikten sonra insanlar Webull diye başka bir tane broker'a kayıyorlar. Webull da kimin? Çinlilerin. Yani Amerika'daki serbest piyasa ekonomisini sürdürmek için gittikleri yer Çinliler aslında. Elon Musk ne yaptı o dönemde? Asıl yaptığı hareket profiline Bitcoin yazması. Profiline Bitcoin yazdıktan sonra Bitcoin %15 falan yükseldi. %15 yükseldi. Abi korkunç hareketti o ya. Ya şu... yani herkes bir ekranlarda kaldı diye tahmin ediyorum ben. Ben de en son bir baktığımda 32 bin falan... Nasıl oldu 37 bin falan oldum ya? Hani bir şey olmuş olmalı falan. Hani biraz hızlı bir hareketti evet. Yani 37 bine kadar... 38.600 gördü bu arada. Elon Musk başından itibaren bu arada sistemin hepsine muhalif duruşuyla bilinen bir abimiz yani. İşte hani PayPal zamanı pek öyle değil tabii de hani. O yine kapitalizmden aslında para kazanıyordu. Ama diğer tarafta işte Tesla'nın kendisi, işte SpaceX falan yani projelerin hepsi veya işte Starlink projesi bunların hepsi alternatif bir kanal arayışında. Bu arada kripto paralarla alakalı Elon Musk'ın yaptığı bu ilk şey değil. Şu an çok popüler de daha önce de Dogecoin diye bir şey var. Bir saçma bir para birimi aslında yani. Hani biz de listelemiyoruz. Listelesek mi falan diye düşünüyorum bu arada yani. Onun için de mesela daha önce ben Dogecoin'in CEO'suyum yazdı mesela. Değil ama yani. GameStop'la alakalı bu oluyor. Sonra diyorlar ki ya bir dakika ya ben bir şey daha duydum. Ha neymiş? JP Morgan gümüş short diyormuş. Haydi oraya gidelim. Yani böyle mahalle kavgası gibi sanki yani. Hani üst mahallede de şu hadi oraya. JP Morgan zaten gümüş short diyor ya zaten yani. Hani. Ama gümüş de patladı. Sonra yani başardılar yani. Sonra gümüş de yükseldi evet. Hatta şey tarımsal emtialarda da benzer şeyler yapılabilir mi yapılamaz mı? Buğdaylı böyle olursa vesaire. Buğdaylı falan. Yapılırsa bunun sonucu çıktısı ne olur falan gibi de insanlar soru soruyor haklı olarak. Burada ilk yayınlarda da söyleyeyim. Söyledik. Kripto varlıklara çok volatil, oynak ve manipülatif diyen finansal okuryazar abilerimiz ne olur dönüp gümüşe baksınlar. JP Morgan orada neler yaptığını geçmiş yıllarda demiştim. Bu hareketlerin benzerleri her piyasada oluyor. Hepsi dolayısıyla büyük rakamlı işlemlerde ve kalabalık işlemlerde diyelim bu şekildeki oynak fiyat hareketlerine gebe kalabiliyorlar. Yani bugün siz herhangi bir para birimi hakkında da bu şekilde sert bir hareket yapsanız piyasalarda oynaklığa yol açabiliyorsunuz. 90'lı yıllarda George Soros'un İngiltere Merkez Bankası'nın da boynunu büktüğünü biliyoruz. Şu ürün çok manipülatif, şu ürün az manipülatif. Evet bu söyleme katılırım. Bu ürün manipülatif ve tukoka buna katılmıyorum. Bitcoin'le alakalı, kripto varlıklarla alakalı yapılan genel ucuz yorum da bu. Ama piyasa kaldığı yerde. İşte Fed yeni bir tane iş ilanı açmış. CBDC ve stablecoin'lerle alakalı uzman arıyorlar. İyi şeyler bunlar. Kesinlikle. Diğer taraftan da kurumsal kullanıcıların ve kurumsal talebin arttığını biliyoruz. İşte Grayscale gene almaya devam ediyor. Ne kadar alıyor? Cuma'nın rakamı bu. Son 24 saat içerisinde 900'e yakın Bitcoin almış.
9000 tane Litecoin almış. Bundan ziyade şey önemli. Yeni bir fon daha kuruyor bu abiler. İçerisinde Polkadot var, DOT, Atom var, XMR var ve ADA var ve AVE var. Şimdi biz Atom, ADA, Cardano ve Polkadot zaten bizim skopumuzda. Polkadot'u yetiştiremedik geçen hafta. Kusura bakmasın lütfen izleyenler. Ama Algo'yu ekledik söz verdiğimiz gibi. Bu hafta da Polkadot'u ekleyeceğiz. Ardından hemen Cardano ve Atom gelecek. Bunların TL ve Tether karşılıklarını trade edebilecekler. Yakın gelecekte de tarih vermeyeyim. Sonra uymadığımız zaman şey kötü hissetmeyelim kendimizi. Algo ve Avalanche'ın, Avax'ın staking'ini bizim üstümüzden de yapabilecekler. Avax'ınki çok kolay aslında, kendileri de yapabilir. Ama Algo'nun kanalını açmak istiyoruz nasıl stake edebileceklerini. Çünkü o birazcık daha şey, cüzdanınız var ve cüzdanınızdaki ne geliyor falan. Normalde bunu yapmıyor şeyler, aracı kurumlar diyecektim. Allah söyletti. Rabbim söyledi. Kripto para işlem platformları yapmıyorlar bunu. Çok daha uzun bir listeye ulaşacaksınız. Altyapı çalışmalarınız oluyor değil mi? Tabii tabii. Yani aslında şu, bir pro ekran yapıyoruz. Bitti aslında yani. Yapıyoruz dedim. Şimdi mi yapmaya başladınız olmasın da. Yani kaç ay geçmiş şimdi mi yapıyoruz? Yok, yaptık bitti de test ediyoruz yani şu an aslında. Fena olmayan bir pro ekran. Ben eski hayatımda, bir önceki enkarnasyonumda trade ediyordum. O yüzden bir trader'ın neyi istediğini bir az çok biliyoruz kabaca. Şirketteki diğer arkadaşlar da sağ olsunlar öyle ve elleri çok yatkın. Bir hazine ekibimiz var zaten. Bankacılıktan gelen bir ekibimiz var. Pro trading ekranı yapıyoruz. Bu pro trading ekranı bayağı pro bu arada gerçekten. Yurt dışı rakiplerimize bakıyoruz. Yurt dışılarına genelde bakmıyoruz. Bakacak pek bir şey yok orada. Yurt dışına baktığımızda da orada şey görüyoruz. Yani hani örnek alınacak şeyler var ama onların kötü yaptıkları da var. Onları optimize ettiğimiz bir pro ekranı birkaç hafta içerisinde launch edeceğiz. Onunla birlikte de işte bu ADA vesaire falan, onların hepsi eklenmiş olacak. ERC20'lerin zaten birçoğu, yani şöyle söyleyeyim, hani listelenmeyi hak edenler diyelim. Onların hepsini ekrana koyacağız. MicroStrategy'nin bir tahmini var. Nedir abi o tahmin? Ya diyor ki, bir kere MicroStrategy'yi kale almalı mıyız? MicroStrategy büyüklerden bir tanesi. Grayscale'le bir tane birlikte. Kabaca 70.700 Bitcoin tutuyorlar ellerinde. Yani bu Bitcoin miktarı sadece. 2.5 milyar dolar mı neydi? 35 milyar dolar falan çarptığımda işte o civarda bir şey diyor. Küçük değiller en azından, öyle söyleyebiliriz. Bunların tahmini biraz yukarıda. Yani kripto para başına 10 milyon dolar ve üstü rakamlar. Tam rakamı söylemeyeyim şimdi. Böyle rakamları duyduğumuzda tabii bu adamlar bayağı yatkın, bir tarafa yatmış bir şekilde bunu söylüyor. Çünkü elinde 70 bin tane Bitcoin var falan hani. Benim elimde 70 bin tane Bitcoin olsa ben de milyar dolara gidecek diyebilirim. Evet, ne olacak bu Bitcoin'in hali abi? Verdiğimiz geniş bir aralık vardı. 28-35 bin bandı demiştim. Bu söylemime sadığım hala. Bunu söylediğimizdeki fiyat 37 bin dolardı bu arada. Yıl sonu için pozitif olmaya devam ediyorum. Bir süre yeni bir piyasa hareketlendiricisi, bir itki beklemediğim için yakın dönemde böyle bir tık volatil hareketler, seyir görülebilir. Gökhan, ilk çeyrekte yeni bir rekor bekler misin Bitcoin'den dersen, beklemem. Düşük bir olasılık atfederim buna. Ama bir taraftan şu istatistiği, bilgiyi, beklen eklemek isterim. Zannediyorum yaklaşık bir aydır Ethereum 1000 doların üzerinde seyrediyor. Evet ya. Ethereum 1000 doların üzerinde. Bu Ether'in kırdığı, Ethereum'un kırdığı yeni bir rekor. Ethereum tekrar yeni zirveler görebilir. Avax tarafında görüyorum her geçen gün Avalanche tarafında yeni projelere ve yeni işbirliklerine imza atıyorlar. Stake edilen miktarın da arttığını görüyorum Avalanche'da. Bu da sirkülasyonda olan AVAX miktarı azaldığı anlamına gelir. AVAX bizde var diye bunu söylüyorum. Portföyümde ağırlık arttırabileceğim, beğendiğim birkaç tane coin ne olabilirdi? XLM olabilirdi, Litecoin olabilirdi ve BAT olabilirdi. Bunlarda ağırlık bir tık arttırabilirdim. Daha önce Link AVAX'ı nasıl konuşuyorsak XLM'i bir kenara koymakta fayda olabilir. XRP aynı şekilde, Ripple olabilir. Ether bölü BTC çaprazında da Ether lehine bir hareket görüyorum. Bu bayağıdır var bu arada. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mıydı? GameStop önemliydi. Yine burada da söylemlerde bulunduk daha önce. Opsiyon piyasasının derinleşmesini şöyle okuyorduk. Diyorduk ki kripto para varlıklarındaki türev ve opsiyon piyasaları derinleşirse bunu ciddi yapan platformlar kendilerini hedgelemek durumunda kalacaklar. Yoksa şey, doğru bir iş planı olmaz. Örnek veriyorum. İnsanların alım opsiyonları ve satım opsiyonları ve işte her neyse yani hani ellerindeki türev miktarları arttıkça bu ilgili platformlar da bunu hedgeleyecek. Dolayısıyla bu Bitcoin talebini arttıracak diyorduk. GameStop'ta, BlackBerry'de ve hatta neredeyse Nokia'da, AMC'de yaşanan şey tamamen bu. Çünkü böyle şeyler çığ etkisine yol açar. Yani siz gelirsiniz, biz nasıl gittik swap piyasasını kapattık, sıkıştırdık Londra'da insanları. Çünkü normal yoldan zaten alım satım kanalları kısıttı. Bunun türevinin türevi ya da türevinin türevini
alıp satmaya başladıklarında insanlar ana dayanak varlığı, underlying'i hedgelemek durumunda kalacak. Kalması gerekiyor işin finansın şeyi, doğası. Böyle olduğu durumda da ona talep artıyor. Ana ürüne olan talep artıyor. Her nasıl GameStop'taki hareket buysa, biz benzer argümanlarla kripto varlıklarda orta uzun vade, işte yani hep öyle bakıyoruz, yükseliş bekliyorsak yani tam da bu sebepler veya benzer sebeplerle zaten petrolün ilgili vadedeki hareketinde -30-40 dolarlar trade edildi. Bugün de her zaman olduğu gibi kripto paraları konuştuk ama daha çok piyasa konuştuk aslında. Yani küresel piyasaları konuştuk, bu GameStop'u konuştuk, bence çok keyifli bir sohbetti. Bunları da konuşmak lazım ama ya. Kripto varlıklarla ilintili zaten birçoğu. Yani aslında hani bu bambaşka bir piyasa, bu bambaşka bir piyasa değil. Her nasıl siz hisse senedi konuşuyorken yanına bono da konuşmanız gerekiyorsa, çünkü o oradaki faiz belirliyor aslında piyasanın nereye gittiğini. Veya siz bono veya işte tahvil konuşuyorken nasıl FX'le konuşmanız gerekiyorsa, ya da tam tersi FX konuşuyorken tahvil konuşmanız gerekiyorsa falan. Kripto varlık konuşuyorken de elbette küresel piyasalara da bakmak durumundayız. Bakıyoruz da zaten. Kaçarı yok. Peki Gökalp İçer, çok teşekkür ediyorum sevgili dostum geldiğin için. Bugün de her zaman olduğu gibi hem kripto paraları konuştuk hem küresel piyasaları konuştuk. Keyifli bir yayın oldu. Görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, iyi hafta sonları. İyi hafta sonu herkese.